Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Oynaklığın yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Özellikle Borsa İstanbul'da bir süredir altını çizdiğimiz 4600 seviyesi bugün yeniden test edildi ve tepkilerin buradan geldiğini de gördük ki aynı hareketi Ocak ayında da yaşamıştık. Ne diyorsunuz Mesut Bey? Endeks kritik desteğinden döndü mü? Ee, döndü demek için erken yani buradan bir tepki bekliyor beklerdim ki e, geldi tepki. Tabii tepkinin gücü önemli. E, şu Ocak ayından önce bir de biz burada Kasım, Aralık ayında pardon Aralık'ın başında da ufak bir düzeltme yani tarih zirvelerden ufak bir düzeltmeden işte 4710'dan e, yükseldik. E, Ocak başında olan e, ve sert geri çekilme yine 4600-4700 vantını test edip e, güzel bir tepki verdiydi. Doğal olarak burada bir ikili ve hatta üçlü bir dip çalışması olması beklenebilir. Ayrıca 100 günlük hareketli ortalamaya da geldi. Bu da 4600'lerden geçiyor. E, bugün orayı da test etti. Yani bu bölgeden e, hafta geçen haftanın ortasından beri hatta söylüyorduk bu bölgeler hedef e, olur diye. E, geri çekildi. Test etti sabah 4610 bölgesi diye yanılmıyorsam test etti ve hızlı bir tepki hareketi gördük. Şimdi birincisi bu tepkilerde e, hacim ne kadar destekliyor ona bakmak lazım. İkincisi e, bir kapanış görmek lazım en azından e, 8 günden beri hatta 9 mu oldu tam hatırlayamıyorum artık sayısını ama ...ya yani bugün de açıldığı seviyenin altında ya yani, mum grafik olarak baktığımız zaman açıldığı seviyenin altında bir kapanış ve hatta geri çekilmeyle kapanışlar bozar. Evet kısa vadede mevcut pozisyonların 4600-710 bantında korunması şu son düşüşte alınan pozisyonların mantıklı olabilir. Üstünde tutunduğu sürece tepki hareketi gelir. Şimdi tepkiler nereye kadar gelecek? Mühim olan o. Benim gördüğüm daha önceden de hep direnç olarak bahsettiğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5050-5100 artık Olası tepkilerde bizim güçlü bir direncimiz olması beklenebilir. Aralarda direnç bölgeleri var işte 4850 4925 e, vesaire ama 5000 seviyeleri ama kabaca 5000 e, 55100 50, üstünde bir kapanış görmek gerekir ki evet biz buradaki bu düşüş trendinin bittiğini teyit edelim. E, 50 günlük belki bir süre bu bölgede yani 5100'de veya 100 günlükte 200 günlük pardon 50 günlük hareketli ortalama arasında belki bir denge bulma çabasına girebiliriz ki bu da gayet normal karşılamak lazım bu kadar sert satışlar sonrasında belki de olumlu olur sağlıklı olur bir düzeltme olur göstergeler aşırı satım bölgelerine yakın seyrediyor henüz bir net dönüş sinyalleri yok. Ee, toparlayacak olursak burada 4600 test etmesi açısından önemli bir destek 100 günlük hareketli ortalama üstünde kapanışlar olduğu sürece 5050-5100 bölgesine kadar ataklar ee, kısa vadeli trade amaçlı işlemler için e, kullanılabilir diye, diye düşünüyorum 5100'lerin üstünde ben e, oldukça pozitif bir seyir izler diye e, e, düşünüyorum açıkçası e, dediğim gibi volatilite bence hala devam edecektir bizim burada e, e, 4600'de bugün de tepki göstermesi olumlu olsa bile evet buradan kesin döndük diye de böyle ciddi anlamda bir pozisyona girmenin bence e, çok mantığı yok. E, 4600'lerin altında peki nereler olası e, geri çekilmelerde nereler olabilir? İşte 4400'ler e, bir düşüş trendi var bu ikili zirvede o da yanılmıyorsam 4400'lü bölgelerdeydi. E, şöyle bir bakarsak eğer Hani trendler açısından şey yaptığım zaman 4450 seviyesi biraz önce bahsettiğimiz hmm. e, seviyelere kadar ilk etapta gelir ama e, dediğim gibi burada e, şimdi 4600'ler kırılıp bir de bu bölge yine direnç çalışmaya başlar ise e, bence biraz daha sertleşir. Şu aşamada biraz... E, e, dikkat edilmesi gerekiyor yani mevcut pozisyonlar korunabilir bu düşüşte. 4600'lerin altında biraz dikkat edilmesi gerekebilir. Umarım bir öncekilerde olduğu gibi e, tepkiler gelir. E, güçlü tepkiler gelir e, ki biz bu önemli destek bölgesinden artık çünkü orta vadeli bir satış bantına gireriz aşağısında. E, buralardan e, tepkilerle veya bu bölgeyi destek yapma çabasını çabasıyla birlikte tepkilerde de e, hacim desteğiyle bir güçlenmesini e, umarım. Gerçekten e, kritik günlerden geçiyoruz. Evet, Çok evet. teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. E, izleyicilerimizi bu dönemde daha da fazla bilgilendiriyoruz. Seviyeleri ve uyarıları da umuyorum dikkate alırlar. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.